Evet sevgili izleyicilerim, biliyorsunuz Türk siyaset tarihinde önemli dönüm noktaları var. Bunlardan bir tanesi de işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle alıyoruz. Yanımızda Muhsin Bey'le yakın teması olan abimiz, dostumuz Nidam Adıgüzel Bey var. Nidam Bey hoş geldiniz. Hoş gördük, teşekkür ediyorum. Bu imkanı, bu yayını imkanı verdiğiniz için sizlere ben çok çok teşekkür ederim. Böylesi bir güzel bir günde, gerçi rahmetli başkanımızın, reisimizin ölüm yıl dönümü dün itibariyleydi. Allah gani gani rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Ve ben sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi Muhsin deyince akla ülkücü camianın, benim kuşağım, bazıları jenerasyon der de biz kuşak diyelim. Benim kuşağım 2 yaş altın veya 4 yaş üstü bu eksende olan abilerimizin, ülkücü dava arkadaşlarımızın, ülkücü duayenlerinin reisiydi. Muhsin demek reistir. Muhsin başlı başına ülkücü camiayı tabutluklarda, işkencelerde yatmasına rağmen asla devletine küsmeyen, devletin polisine, askerine, ordusuna küsmeyen, devletin bölünmez bütünlüğü, birliği ve beraberliği için mücadelesini vermiş, kanının son damlasına kadar da mücadelesini veren bir ülkücü duayen de tekrar Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Allah günahlarını affeylesin varsa. Şimdi Muhsin Başkan deyince tabii ki Türk milliyetçiliğinin önemli bir ismi. Aynı Tabii ki. zamanda mukaddesatçıydı. Nizami Evet. Alemciydi. Nizami Alemciydi. İlahi Kelamutullah davasının yolunda giden bir ülkücüydü. Nizami Alemciydi. Ülkücülüğü bir çatı altında birleştirmek, bütünleştirmek, toplamak, kucaklamak isteyen biriydi. Lakin 2007 yılında büyük bir trend yakaladı. 2007 yılından sonra büyük bir trend yakaladı. Bazıları CIA'nin veya FBI'nin programlarında, hani bir dönem Türkiye şeyi sevmiyordu, Amerika'yı sevmiyordu. 7'den 70'e hepimiz, %98'i Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerikan karşıtıydı. Sağcısı da solcusu da İslami düşünceye de sahip olanlar veya milli görüşe sahip olanlar. Evet, Amerika şöyle diyor o günkü yetkililere, bizi sevdirin. Bunlar da diyor ki, neyinizi sevdirelim kardeşim, niye sevdirelim? Sevmeyen adamı zorla mı sevdireceğiz? Ve şöyle, gazete manşetlerinde bir yazı vardı. Türkiye balık hafızalı değilse arşivlerden çıkar. Birilerinin bir sözü vardı. Yükselen milliyetçilik akımlarının, ülkücülük akımlarının önünü kesin, nasıl keserseniz kesin. Bak, altını çiziyorum Sakıp Bey. Yükselen milliyetçilik akımlarının ve ülkücülük akımlarının önünü kesin, nasıl keserseniz veya kesin. şöyle diyelim, şimdi milliyetçilik akım derken ama yani Türk milliyetçiliğine Elbet ki özellikle, yoksa yani başka şimdi kavmiyetçiliği de yok, teşvik hayır. ediyorlardı. Şimdi şöyle bakın. Yani bir Arap milliyetçiliğini ön plana çıkarıyor, Yok, Kürt milliyetçiliğini ön kesinlikle. plana Yok, çıkarıyorlar. yok, yok. O şuydu. Dokuz Işık Doktrini'nde bir tanesi nedir? Milliyetçiliktir. Milliyetçilik de Türk milliyetçiliğidir. Türk milliyetçiliğinde de Türk milletini sevmek, Türk devletini sevmek, Türk'ün unsurlarını sevmek. Zaten ülkücülük de şudur. Ülkücülük, bazıları herkes değişik yorumlar yapıyor da, ülkücülüğün özüsüdür. Türk İslam davası ekseninde İlahi Kelamatullah davasıdır. Vatanını, milletini, devletini, bayrağını, dinini, vatandaşını sevip eğitimi, bilimi ve dinine dilini sevmektir. Bunlara sahip olan, değerleri koruyan ülkücüdür. Bugün hiç ülke ocaklarının önünden geçmeyen de bu değerlere de sahip çıkıyorsa, bu değerleri korumak istiyorsa, yasalar önünde herkesi eşit olarak görüyorsa o da ülkücüdür benim nazarımda. Ülkücü ile çengal bıyık bırakıp eski Türkçe dört gibi yürümek değildir. Ülkücülük dik duruştur, omurgadır. Ülkücülük bir başlı başına ferasettir, erdemdir, gönül işidir. Herkes ülkücü olamaz kardeş. Evet, şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi Cumhuriyet tarihine baktığımızda birçok siyasi cinayetler işlenmiş. Yani üst düzeyde. Yani Cumhurbaşkanı zehirlenmiş, başbakan asılmış, Şimdi hangi genelkurmay, cumhurbaşkanı zehirlendi diyelim? Turgut Özal. Yok, zehirli olduğuna ben inanmıyorum. Bak benim hemşerimdir. Evet. Ben onun
düşünce ve meraktan gitti. Oraya gir bir yerim. Ne demek istediğimi anlattım. Özel hususlardan gitti. Düşünce ve meraktan gitti. Olabilir. Şimdi mesela Ahmet Özal'ın tabiriyle, Ahmet Özal'ın tabiriyle diyordu ki ne, bizim evde her ay efendim işte istihbarat gelir, arama yapardı. Her aramasında işte kamera ve dinleme cihazı bulurdu. Babam da derdi ki ne, diyor Ahmet Özal diyor. İşte oğlum eskisini çıkarıyorlar, yenisini takıyorlar, derdi diyor. Bunun gibi. Yani biz şöyle dersek, şimdi efendim başbakanı asmışlar, cumhurbaşkanını zehirlemişler, Genelkurmay başkanını uçağını düşürmüşler. Efendim işte parti başkanlarına suikast yapmışlar. Bunun gibi düşünürsek böyle birçok, mesela valiye yine operasyon yapmışlar veya bilim adamlarına yine operasyon, ama birine intihar demişler, birine kaza demişler, birine kader demişler. Ama sonuçta halk onu biliyor veya herkes de onu biliyor ki bunlar bir cinayetti. Şimdi Türkiye 1946'dan sonra çok partili sisteme geçtikten sonra benim fikirlerime katılırsınız, katılmazsınız. Bu benim şahsi fikrim. Okumam, araştırmam veya benim babam çok yaşlı öldü, amcam çok yaşlı öldü, yüzüm üstü öldü amcam. Bunların yaşandıklarıyla, yaşanmışlıklarıyla ve bizim köyde bir Kekeci Ahmet, yani Ahmet de bizim oralarda Ahmet derler halk şeyiyle. 13 yıl çarpışmış, Balkan Harbi'nden Kurtuluş Harbi'ne kadar. Bir fiil cephede 13 yıl çarpışmış, sadece 9 ay Rus Harbi'nde esir düşmüş, 9 ay Batum'da hastanede yatmış, oradan kaçmış. Onunla ben konuştum. Yazın kuzu yayardık beraber. Ben küçük kardeşime onun kuzularını döndürdürdüm ki sağa sola gitmesin, zarar vermesin, kimseye bu da rahatsız olmasın, dinlerdim. Bunun yaşında ben 62 yaşındayım Sakıp Bey. 12 yaşından beri siyasete benim aklım eriyor. 12 yaşından beri Nihat Erim'den, Ferri Polbeyli'den bu yana ya tüm hükümetleri falan ben gördüm, şey yaptım. Biz ne zaman Batı'nın esiri olduk? Menderes'in seçilmesiyle Menderes 1950'de geldi. Birleşmiş Milletler'e üye olduk. NATO'ya kabul edildik. NATO'ya kabul edildikten sonra CIA karargahını Türk ordusunun içine soktu. Türkiye'de 1958-59'da kütükler yandı. Siz de benden aynı yaştasınız, dönemdesiniz veya benden 2 yaş büyüksünüz. O dönemlere bakın, ne kadar Türk nüfusunun dışında yoğun olan nüfuslu varsa, isim vermeyeyim, insanların haklarına şey olmasın, saygısızlık, onların olduğu yerlerde nüfuslar yandı. Nüfusa geldi tahriyat katibinin önüne adam. Adı ne? Mustafa, soyadın Türk Yılmaz, Teskin Türk, Ölmez Türk, Kılıç Türk, Paşa Türk, Yaşa Türk, git bak hepsine. Orkiydi, Yorkiydi, Marankiydi, Frankiydi, şuydu buydu. Şimdi bunları yuvalandı askeriyenin içine, generallar operasyon yaptı. Bunlar yuvalandı siyasetin içine, siyasilerimize operasyon yapıldı. Bunlar yuvalandı Danıştay'a, hakimlere, savcılara operasyon yapıldı. Bunlar yuvalandı Yargıtay'ın içine, Yargıtaylılara operasyon yapıldı. Bunlar yuvalandı Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi o Menderes'in gününden bu yana yerleşmiş olan CIA ve Britanya Krallığı'nın, İngiliz gizli servislerinin bu ülkeye yerleştirdiği elemanlarca bu bizim canlarımıza kıyıldı. Mesela IŞİD'i çıkaran kim? İngiliz. Evet. IŞİD canlı yayında Türk askerini kesti ya, kesti adam, canlı yayında kesti, reklamını yaptı. Tıkı yok kimseden, ölü toprağa serpildi. Şimdi PKK'yı çıkaran kim? Taşnak çıkardılar. Daha önce Taşnak'tı. Taşnak'tan sonra Asala'ydı. Asala'dan sonra PKK'yı çıkardılar. Kim kardeşim ardında? Fransa, Almanya, Amerika, İsrail, İngiltere. Ermeni örgütü. Şimdi kurtuluş yıllarında, Misak-ı Milliye yıllarında neydi? Taşnak çetesiydi. Benim dedem, benim nenem Taşnak çeteleriyle mücadele etti. Başardık mı? Başardık. Ne oldu? 75'ten sonra Kürt solu adı altında PKK kurulmaya başlayınca Asala çıktı. Asala çıktı. Ve 32 tane, 33 tane benim ülkemin büyükelçilerini öldürdüler. Bunun yanında korumalarıydı, şuydu, birinci katipti, ikinci katipti, bunları öldürdüler. Şimdi, sonra PKK. Kardeşim, bu ülke, İngilizler gidiyor, din örgütünü kullanıyor.
Ama Almanya'da mesela Cemalettin Kaplan vardı, siz de bilirsiniz, Adana müftüsüydü bu adam. Ya Türkiye ve Atatürk'e bir saldırı yapardı ki, ne biçim? Gelelim Muhsin abi, buraya bir nokta koyalım da Muhsin abimize gelelim. Muhsin abi dik duruşlu, omurgalı, ülkücülüğü, Türkçülüğü, Turancılığı, vatan sevgisini, yurt sevgisini, din sevgisini, dil sevgisini bizlere aşılayan bir abimizdi. Tekrar gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Muhsin abi kaldırdılar ortadan kardeşim. Şimdi sosyal medyada bir tweet atıyor bir tanesi. 10 yıl sonra bulunuyor cep telefonundan. E-mail adresinden cep telefonunu gidiyor araştırıyor, kim almış, kim satmış, kime yapmış, bu adrese kim girmiş, bu Face veya Instagram veya Twitter hesabında kimse, hop cımbızdan çekip alıyorlar değil mi abi? Adam yargılanıyor. Peki, bir cep telefonu 112'yi arıyor. Kaç dakika konuştu? O ölen çocuğun hala sesi kulağımda çınlıyor, ağlıyorum. İsmail aklıma. Güneş. Evet. İsmail Güneş. Hala kulaklarımı yankılatıyor. Bunun yeri bulunmadı. Diyelim cep telefonu sinyal verilmedi hava şartlarında. İşte bu kadar konuştu diyorsunuz Nidam abi. Sonra adamın çenesi mi? Dur. 50 metre ötede bulundu ağacın dibinde donmuş halde çocuk. 50 metre ötede bulundu. Bunlardan enkazdan 50 metre ötede bulundu. Ve çenesi kırık çıktı. Diğer bir husus. Helikopter. Kara kuvvetlerinde kaydı var bunun. İstihbaratta kaydı var bunun, Ulaştırma Bakanlığı'nda kaydı var bunun, Sivil Havacılık'ta kaydı var bunun ve bunun kara kutusu var, bunun sinyalları var, koordinatları var. Şimdi helikopterleri diyorlar mesela düşürdüğü zaman diyorlar ya işte koordinatlarına girdiler, işte şeyine girdiler diyorlar, şifresini kırdılar, bilmem ne yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, türbülansa soktular. Peki bunlara kalıp duruyoruz da nasıl o gün orada o helikopter bulunmuyor? Belki niye sinyal bulunuyor? Yani uluslararası bir operasyonda biliyorsunuz 6. filodan kalkan jetler falan da vardı o anda. 6. filodan demediler de Malatya'dan kalktı. Diyarbakır'dan Malatya'dan mı kalktı dediler. Yani tam kesin iki tane F-16 alçak uçuşta simülasyon. Yani helikopter üzerinden geçen köylüler diyor ki helikopter bu tarafta diyorlar. Bunlar başka yerde arıyorlar. Bak özür dilerim evet çok güzel bir konuya temas ettim. Sonra köylüler dedi tabii. 1500 metre bu tarafta sonra dedi. Arabaya fiber kas kokusu geliyor dedi. Sonra aramayı durdurdular. Neden durdurdular? Kayseri Valisi'ni dedi aramaya gerek yok. Bulundu. Hastaneye kaldırılıyor dedi. Evet. Yani o günkü şartlarda kimdi Kayseri Valisi Osman Güneş? Osman Güneş'in şöyle alt yazılarda televizyonda bir açıklaması var. Kendi bizzat konuşmadı ama alt yazı geçiyor. Son dakika. Kayseri Valisi açıklıyor. Yaralılara ulaşıldı. Yaralılar hastane yolunda. Yaralılar hastaneye getirildi. Veya oradaki yaralı tespit oldu. Ayakları kırık falan diyor. Sonra bakıyorlar ki dolu kırık. Yani, ya şimdi başka bir ülkede olsa Osman Güneş'i çarmıha gelirler. Başka bir ülkede. Gel bakayım kardeş. Burada 6 kişi öldü. Sen hastalar yaralılara ulaşıldı dedim. Hastane yolunda dedin. Getirilüyü dedim. Bu ne periz bu ne lahana turşusu. Sen böyle bir açıklaman var demecin var. Sen koskoca devletin valisisin. Ama adamlar öyle bulunuyor. Konuşan adam, telefondan konuşan adam ses geliyor diyor, hırıltısı geliyor diyor, barbar bağırıyor. Abi abi diyor, sesi geliyor diyor değil mi? Barbar bağırıyor. Hala benim kulaklarımda o çenesi. Çocuğun çenesi kırık çıktı, 50 metre ileride donmuş şekilde bulundu. Allah yardımcısı. Şimdi, yani çok büyük oyunlar. Büyük bir gayet Türk siyaseti için. Ülkücü camia için, bir de o şey vardı Nidam Bey, bu Barnabas İncil'i ile alakalı yine geçen gün bir konu vardı. İşte Muhsin Bey ben onu gördüm, bunu görenler hep ölüyordu. İşte orada biri soruyor diyor, siz de evet, o videoyu ben de seyredeyim. Ahmet Yenilmez var, iyi bir dostumdur, iyi bir kardeşimizdir. Değerli bir tiyatrocudur, o da sizler gibi güzel bir tiyatrocu, iyi bir abimiz. Ve şöyle diyor. Muhsin Başkan ölmeden diyor, önce beni gece saat 3'te mi, nerede bir pastanede, isim de veriyor hatta, orada buluştuk diyor. Buluştuk, buluşmamızda diyor, buluşmamızda bana dedi ki diyor, sana şu kitabı al, bunu senaryo yap, ben bundan iyi bir film çıkar. O arada telefona bakarken diyor, telefonda bir şey görüyor, diyor ki diyor, bunu gören herkes öldü. Yanındaki çocuk da başını uzatıyor, diyor ki başkanım sen de görürsün, ben göreceğim. Ya zaten konuşmasının birinde sanki bir sinyal gelmiş gibi bir dakika sonranın garantisi yok diyor. Konuşuyor böyle oturarak.
bir dakika sonranın garantisi yok diyor. Neydi Baraj Çağlayan Ceret. Çağlayan Ceret'ten evet. Çağlayan Ceret'ten. Bir dakikanız diyor sonranın garantisi yok, niye biz böyle yapıyoruz falan. Orada bir biz tekrardan sinyal... Muhsin Başkan'a rahmet dileyelim. Ama şu şimdi bugün Muhsin Başkan'ın partisi biliyorsunuz hanımı, Muhsin Başkan hanımı oğlu parti başkanlarına, bugünkü parti başkanına yani Büyük Birlik Partisi'nin başkanlarına bayağı sitem ediyorlar. Ben de olsam ederim. Destici ne yaptı? Yaşar Topçu geldi. Şeyine kondu, mirasına kondu. Yaşar Topçu mirasına kondu. Destici geldi, sefasını sürüyor. Ne yaptı Muhsin için? Kaç tane önerge verdi? Kime gitti? Kimin kapısını çaldı? Öyle ya. Sen şimdi Nizam-ı Alem Ocakları'nın başında kurulan bir partinin, Muhsin Başkan'ın kurduğu partinin bir genel başkanısın. Sen sadece kendi koltuğun peşinde olma ya. Çık. Dolaş Anadolu'ya adım adım. Kamuoyu oluştur. Genelkurmay'ın başını, kapısını çal. MİT Müsteşarı'nın kapısını çal. Başbakanlığın kapısını çal. İçişleri Bakanlığı'nın kapısını çal. Adalet Bakanlığı'nın kapısını çal. Maraş Valisi'nin kapısını çal. Maraş 2. Ordu'ya bağlı. 2. Ordu'nun kapısını çal. 3. Ordu'ya bağlı. 3. Ordu'nun kapısını çal. Kardeşim de ki bu yenilir yutulur bir olay değil. Bunun hangi eksende, hangi nedenlerle, hangi etkenlerle bu adam öldü? Tamam, ölüm hak. Hepimiz öleceğiz. O amen. Şimdi iki kader vardır. Bir Cenab-ı Allah'ın çizdiği kader, bir de insanın kendiliğine yarattığı kaderdir. Şimdi adamın helikopterini düşürdülerse Cenab-ı Allah o helikopterini düşürür mü? Cenab-ı Allah kuluna zulüm eder mi? Hiçbir kulunuz darda zorda konuşuyordur mu? Yani bu olay çözülür mü? Yani çözülür de işte adam olursa çözülür. Çözülmeyecek diye bir şey yok ki. Evet. Ya Firavun'un mumyasını bulan bir insanoğlu, secde etmiş şekilde Firavun'un mumyasını bulanlar... Denizin içinde değil mi? Evet. Muhsin Başkan'ın mı şeyini bulamayacaklar? Katilini bulamayacaklar? Bulurlar, niye bulmasınlar? Ben kim ne derse desin, Türkiye Cumhuriyeti... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti layık sosyal demokrat bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne ben inanıyorum. Çünkü eğer hukuku hiçe sayarlarsa bir gün o hiçe saydıkları hukuk kendilerine de lazım olur. Onun için ben hukuka güveniyorum. Evet. Hukukun üstünlüğüne güveniyorum ben. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.